Kemik erimesi diyelim o zaman. Evet. Kemik erimesi nedir? Hangi yaşlarda gözükür? Yine olgun yaşlarda mı? Yani yaşlılarda mı yoksa sadece bu belli bir yaşı var mı yani? Yani bu Gençlerde gözükebilir mi? gençlerde de gözükür de genellikle yaşlarda da gözüken bir hastalık. Bu da normal her insanda olabilen, genellikle yaşlarda olan bir kemik erimesi söz konusu. Bir de bayanlar menopoza girdiği zaman hormon anormallikleri ortaya çıkar. Östrojen hormon yetersizliği kemik erimesini tetikler. Östrojen hormonu aniden menopoza giren bayanlarda böyle bir durum ortaya çıkar. Bu da kemik erimesi %30'lara varmadığı sürece kolay kolay tespit edilemez. Kişi tabii ki ağrısızı hisseder dizlerinde, kalçasında, ayak bileklerinde. Ayak bilekleri mesela böyle kaktuk, böyle takırtı çıkartır. Yani böyle kemik aşınmış olabilir, kemikler birbirine sürtünebilir. Tabii ki teşhisi zor. Bunun sebebi şudur. Kişi sağlıksız besleniyorsa aşırı et, peynir, yumurta yiyorsun. Hani şimdi diyorlar ki peynir yiyor kemiklerin güçlensin. Tam tersi. Yoğurt ve sütü de buna eklemişlerdi. Yani hala da tabii ki öyle La ama ilahe illallah Muhammedun Resulullah. kemik erimesine iyi geliyor Kemik diyor. erimesine iyi gelir diyorlar. İşte yoğurt, peynir efendim. Fakat asıl kemik erimesinin sebebi faktör, önemli faktör, kemik erimesini tetikleyen şey nedir? Aşırı peynir yemek, et, peynir, yumurta yemek. Hayvansal besinler aside dönüş. Yağlar yağ asidine, yağ asidi aside dönüş. Peynir yediği zaman kişinin kemikleri yavaş yavaş erir. Neden erir? Çünkü peynirde %60, %70 yağ içerir. Yağlar yağ, yağlar yağ dönüşür, yağ asidi aside dönüşür. Yani peynir yediğinizde kanımızda yüksek oranda asit ortaya çıkar. Bu asit nötrleştirmesi gerekir vücudumuzun. Neyle nötrleştirecek? Kandaki kalsiyumu emer biz. Sürekli yanlış besleniyorsa kişi aşırı şekilde yanlış besleniyorsa damarlardaki kalsiyumu emer. Damarlarda zayıflama başlar. Zamanla yırtılmalar olabilir. Sızmalar olur. 3 kemiklerdeki kalsiyum emer. Şimdi bu Asit. genel anlamda böyle biliniyor. Sonuçta herkes bunu peynir, süt ve yoğurt olarak biliyor. Bu da tam tersini siz açıklıyorsunuz. Yoğurt Bunun faydalı. Yoğurt her akşam herkesin yoğurt yemesi sıkıntı gerekir. yok diyorsunuz. Evet. Alerjisi olmayan herkes süt içebilir. Yoğurt her akşam Ama peynir herkes de mutlaka yatmadan önce adet alışkanlık haline getirmeli. Herkes en az bir kese yoğurt yemeli. Bağırsak florasını çalıştırmak için, bağırsakları düzene sokmak için, bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Fakat peynir tehlikeli. Evet. Peynir yiyenlerin kemikleri erir, kemiği incelir. Mesela Almanya'da bir tanıdığım bir bayan, Hırvatistanlı, sürekli peynir yiyordu. Kemiklerim güçlensin, güçlensin diye. Doktoru söylemiş ki, demiş ki, artık menopoza gireceksiniz. Çok peynir yiyin, kemikleriniz güçlensin demiş. Kadıncağız da bunu takıntı haline getirmiş. Sürekli peynir, sürekli Maria denen bir bayan bu. Bir de baktım dedim ki ben ona, şöyle bir baktım dedim ki sende çok kolesterol var dedim. Nereden biliyorsun dedi. Gözünün bu etrafı kenarında böyle tereyağı gibi lekeler var oluşmuş. Bu dedim çok kolesterol olduğunu gösteriyor. O lekeler çoktan beri var. Demek ki yavaş yavaş büyüyor. Çok kolesterol vardı. Çok peynir yiyorsun galiba. Evet nereden biliyorsun dedim. Kemiklerin çok zayıftır dedim. Evet nereden biliyorsun? Benim tanıdığım biri bayana da Türkiye'de, o da Kayseri'de. Doktora demiş ki peynir ye, peynir ye, peynir ye. O da durmadan peynir yemiş. İşte kendini kemikleri güçlendireceğim diye. Aşırı peynir yemekten hastaneye kaldırmışlar ama o sürekli peynir yiyordu aşırı. Önce
gastrit zannetmişler. Son incelemelerde onkolojiye havale ettiler. Mide kanseri, sonra kemik kanseri, rahim kanseri derken kadıncağız 3 ay içerisinde öldü gitti.